Merhabalar, GLE, o global yatırım holding. Biz bunu aslında yeni bakmıştık diye hatırlıyorum ama kontrol de etmedim. Son baktığımızdan beri de hiçbir şey değişmemiş. Yani kağıt bir taraftan dönmeye çalışıyor açıkçası. Dip 4.78, özür dilerim. Bir dipten kalkmış. Şu anda yani burada dönüş için 20 gün ortalamasının en azından üstüne çıkması. Yani 4.87 üstüne, daha sonra da 5 lira 8 kuruş üstündeki kapanışlar. Şurada da bir boşluk var. Belki onu da kapatır, öyle bir harekete kalkarsa. Daha dik bir açı arıyorsanız yükseliş için, yani o fiyatların kırılması lazım. Ayrıca kağıtta da bir ticaret lazım. Yani bu hacimlerde bir şey çok stabil, yani çok yatay. 18 milyon, 30 milyon, işte bugün de 22 milyon kağıt el değiştirmiş. Ki şuraya baktığımız zaman çok daha yüksek rakamları görüyoruz. Dolayısıyla kağıda bir rağbet gelirse o tür bir sıçrama olabilir. Yani hacimsiz bir sıçrama olur mu? O da olur ama çok da sağlıklı olmaz. Dönüşü biraz çabuk olur. Hatta hacimlinin bile dönüşü bu kadar çabuk olduysa. Dolayısıyla bu seviye takip edilmeli. Aşağıda düşen trend, şey özür dilerim, yükselen trendin direnci de, desteği de takip edilmeli. 4.50, 4.51, biraz da hani şey koyabilirsiniz. Avans koyup 4.39-40'a kadar bir avans koyabilirsiniz. Burası kırılmadıkça da baş ağrıtmaz. Yani 4.30 da aslında ana olarak kırılmadıkça da yatay bir görünüm sergiler. Yani şu anda hafif yükselen bir akım var burada. Orası tabii kırılırsa 4.30, geçen sefer de söyledim, 4.10'da bunun 200 gün direnci var. 200 gün direnci önemli bir destek seviyesi. Altına da giderse artık sıkıntı büyük olur. Yani o 200 günün kırılması çok hoş değil. Bir kere kırdı, Mart'ta kırmış. Ondan önce en son kırdığını Nisan'da kırmış. Mesela bu Nisan kırılımında ki marjı 3.10'lardan 2.50'lere. Ondan önceki kırılımda baktığınız zaman 3.81'den 2.46'lar. Onun için 200 günler önemlidir. Her seferinde de öyle olur diye bir şey de yok. Ama hani dikkat edilmesi lazım. RSI kendi direncinden şöyle dönmüş. Şurada kendi direncinden şu an hafif aşağı bir yön gösteriyor. MACD yani kesmemiş ama bu da çok yaklaştı. İşte eksi de çok eksi de MACD tabii. Yani normalinde aslında burası bir tepki bölgesi. Bu kağıdın tepki bölgesi olarak bu MACD seviyesi beklenir yukarı dönüşte. Vermiş mi tepkiyi? Yani dik olmasa bile bir tepki vermiş zaten. Hani hafif bir döndürmüş. Orada da kesişim yakın. Yani biraz daha böyle o trendten kopmayıp tırmanırsa MACD yönünden de bir yukarı akım çizilmeye başlanır. Bunun dışında Global Yatırım Holding için söyleyeceğim bir şey yok. Tabii dağınık da bir kule olduğu zaman bütün her şeyi de bozuyor. Böyle bir sıkıntı yapıyor bu kuleler. Herkese iyi akşamlar dilerim.